Oyunların arkasındaki kişileri genelde stüdyo ya da firma isimleriyle biliriz. Misal GTA'nın arkasında kim var? Rockstar. Battlefield'ın arkasında kim var? DICE ve Electronic Arts. Ancak bazı oyunlar yapımcı firmanın isimlerinden çok yapan kişilerle tanınır. Max Payne, Alan Wake ve Quantum Break'i Sam Lake ile anmamız gibi mesela. Veya Metal Gear Solid'in arkasındaki isim Hideo Kojima gibi. Hideo Kojima farklı birkaç projeyi yapsa da kariyerini Metal Gear serisine adamış bir insan. 1987'de çıkan ilk Metal Gear'dan bu yana seriyi kendine has tarzıyla devam ettirmiş bir insan. Yeri geldi mizahıyla güldürdü, yeri geldi karmaşık hikayeleriyle kafamızı allak bullak etti ama her defasında bizlere kaliteli bir oyun sunmayı başardı. Solid Snake, Big Boss, Boss ve daha pek çok sevip saydığımız karakteri hayatımıza kazandırdı. 87'de başlattığı seriyi 2015'e Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain'e kadar da getirdi. Sonra ne mi oldu dersiniz? Konami geldi ve MGS'i Kojima'nın ellerinden çekip aldı böyle. Aha tam olarak böyle. Bu olay aslında oyuncuların en beklemediği anda yaşandı. İnsanların uzun yıllardır yolunu gözlediği Metal Gear Solid 5'in ilk parçası Ground Zeroes çıkmış, asıl oyunda Phantom Pain'de gümbür gümbür geliyordu. Üstüne üstlük The Phantom Pain'i beklerken Kojima önderliğinde gelen Silent Hill serisinin yeni oyunu da duyurulmuştu. Yani Konami'nin MGS dışındaki bir diğer büyük markası da Kojima'nın ellerindeydi. Oyuncular resmen mest olmuştu. Bu noktada ufak bir parantez açayım sizlere. Oyun sektörüne uzak insanlarsanız eğer Konami ve Kojima'nın konumunu özetlemem gerekiyor. Konami büyük patron. Marka haklarının sahibi firma. PES onundur, MGS onundur, Silent Hill onundur, marka sahibidir kendisi. Kojima ise Konami için çalışan baba bir adamdır. Bu markalardan MGS'in geliştiriciliğini yapmıştır. Fakat marka haklarına sahip değildir. Yani markalarla ilgili son söz her zaman Konami'nindir. Devam edebiliriz. MGS 5'in adım adım yaklaşması, Silent Hills'ın duyurusu derken 2014 senesi Kojima'nın oyunlarını sevenler için çok büyük beklentiler yarattı. 2015 yılında ise MGS 5'in çıkışı hariç olabilecek tüm kötülükler yaşandı. Kojima'nın Konami'den ayrılık süreci başladı. Fakat bu ayrılık süreci heyecandan yanıp tutuşan oyunculara bilgi verilmeden yapıldı. Kojima'nın Konami'den ayrılma emarelerini bilgi kırıntılarıyla öğrendik. İlk olarak Konami'nin resmi sitesinde yer alan yetkili isimler arasından Hideo Kojima'nın çıkartıldığını gördük. Görünce de ne oluyor lan dedik. Ardından Kojima Productions Los Angeles stüdyosunun ismi Konami Los Angeles oldu. Bu değişikliğin nedeni sorulduğunda Konami şirket içi yapılanma dedi. Ama insanlar şüphelenmeye başlamıştı bir kere. Ve nitekim bu şüpheleri arttıracak unsurlar gelmeye devam da etti. Kojima'nın her oyununda gördüğümüz Hideo Kojima Game damgası Metal Gear Solid oyunlarının görsellerinden ve kapaklarından çıkartıldı. Tüm bu gelişmelerden sonra oyun basını Konami'den cevap almaya çalıştı. Ne oluyor acı, ne oluyor, bize bir bilgi verin dedi. Fakat Konami net bir yanıt vermedi. Firmanın söylediği tek şey şu oldu. Kojima da dahil olmak üzere Metal Gear ürünlerini geliştirmeye ve desteklemeye devam ediyoruz. Lütfen gelecekteki duyurularımızı bekleyin. O sıralarda Kojima'dan da bir açıklama gelmedi. Belki yasal olarak bunu açıklamaya hakkı yoktu, belki açıklamak istemedi, bilmiyoruz. Ama net bir şey söylemedi Kojima. Sadece imalı tweetler attı. Bu yaşanan olayları üst üste koyduğumuzda oyuncular olarak biz artık Kojima'nın Konami'den ayrıldığı ya da ayrılacağına kesin gözüyle bakıyorduk. Keza söylentiler de Aralık ayının gelmesiyle beraber Kojima'nın sözleşmesinin biteceğini ve firmadan ayrılacağını fısıldıyordu. Peki ya Kojima'nın üzerinde çalıştığı oyunlara ne olacaktı? Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain Aralık ayından önce çıkıyordu. O yüzden MGS 5 için insanların çok fazla endişesi yoktu. Kojima zaten yapıp bitirmiştir oyunu diye düşünüyorduk. Ama ya Silent Hills? PT isimli demosuyla kalbimizi yerinden çıkaran, beklentilerimizi tavana vurduran o oyun, oyunun yapımına daha yeni başlanmıştı. Dolayısıyla MGS 5'in aksine oyuncular Silent Hills için bir aile endişeliydi. Ya oyun iptal edilirse diye korkuyorduk. Çok geçmeden bu konudaki korkumuzu ne kadar yerinde olduğunu da gördük. Oyunun üzerinde Kojima ile birlikte çalışan ünlü yönetmen Guillermo del Toro bir açıklamasında Silent Hills'in iptal edildiğini söyledi. Konami'den de kısa süre sonra doğrulama geldi. Silent Hills'in duyurusundan bir sene bile geçmeden tüm heyecanımız hayal kırıklığına dönüştü. Silent Hill'in eski şaşalı günlerine dönüşü belki bir başka bahara kaldı, belki de çöpe atıldı. Geçmişin izlerini silmeye kararlı olan Konami çok geçmeden Silent Hills'in PT demosunu PlayStation Store'dan kaldıracağını da haberini verdi. Dediğini de yaptı. Demoyu niye kaldırdın lan? Dursaydı bari. Silent Hills'in iptalinin yanında MGS 5 için korkmamıza yol açan gelişmeler de yaşandı. Oyun Kojima ayrılmadan önce çıkacaktı ama kulağımıza çalınan söylentiler hiç ayrı alamet değildi. Konami, Kojima ve ekibinin yetkilerini sınırlandırmıştı. Dolayısıyla Kojima artık eskisi gibi Metal Gear Solid 5'e müdahale edemiyordu. Bırakın oyuna müdahale etmeyi, Konami binasına girip çıkması bile sıkıntılı hale gelmeye başlamıştı. Oyun çıktığında da ne yazık ki bu konudaki şüphelerimizin de boş olmadığını öğrendik. The Phantom Pain'in oynanışı harikaydı. Hikayenin olduğu kısımlar çok güzeldi ama bir Metal Gear oyununa göre hikaye oyunda çok az yer kaplıyordu. Üstelik oyunun ikinci kısmı karman çormandı ve doğru düzgün bir sonu yoktu. Resmi açıklamalar olmadığı için bilemiyoruz. Belki Metal Gear Solid 5 tamamen Kojima'nın istediği şekilde geliştirilmiş de olabilir. Fakat birbirimizi kandırmaya da gerek yok. Öyle olmadığı bariz belli. Kojima'nın önceki işlerini referans alacak olursak durum pek de öyle değil, biliyorsunuz yani. İptal edilen 51. görevin olduğu videoda bunun kanıtlar nitelikte. Çok sonrasında video olarak gördüğümüz bu 51. görev oyunun final versiyonunda yer almamış, konsept görev olarak kalmıştı. Peki ne oldu da bu ayrılık oldu? Hepimizin merak ettiği konulardan bir tanesi o. Kojima yıllarını vermiş bir insan Konami'ye. Ne oldu da bu insanlar, bu firmalar böyle ayrı düştüler?
Yaşananların üzerinden onca zaman geçmesine rağmen Konami ve Kojima arasında yaşanan olayların gerçek yüzünü hala öğrenemedik. İki taraftan da konuyu netleştirecek açıklamalar gelmedi. Ama bazı söylentiler gün yüzüne çıktı. Bu söylentilerden en büyüğü Konami yetkililerinin Kojima'nın firmadaki gücünden memnun olmaması. Bu sebepten iki tarafın arasında açıldığı iddiaların asılsız olduğu da söylenemez. Kojima'nın isminin silinmesi, oyunlardaki Hideo Kojima Game damgasının kaldırılması bu söylentileri destekler nitelikte. Güç tartışmasını destekleyen başka bir kanıtı da The Game Awards 2015'te gördük. Kısacası oyunlar için Oscar ödül töreni diyebileceğimiz bu etkinlik en büyük oyun ödül törenlerinin başında geliyor. 2015 yılında Game Awards'tan ödül kazanan Kojima ödülü almaya gidemedi. Çünkü Kojima'nın MGS5 adına ödül alması Konami tarafından engellendi. O dönemlerde Konami altında çalışan Kojima, Konami'nin avukatları tarafından bilgilendirildi. Konami'nin avukatları Kojima'ya dedi ki buraya gidip ödülü alamazsın. Bu bilgiyi öğrendiğimiz gibi de bir güzel yuhladık. As you noticed, Hideo Kojima is not here with us tonight, and I want to tell you a little bit about that. Mr. Kojima had every intention of being with us tonight, but unfortunately he was informed by a lawyer representing Konami just recently that he would not be allowed to travel to tonight's awards ceremony to accept any awards. Hideo is in Tokyo right now watching the show. So we want you to know, Hideo, that we're thinking of you. And we miss you. We hope to see you at the Game Awards 2016. Of course, I am talking about Hideo Kojima, the creator of Metal Gear Solid, and tonight's industry icon. It's gonna get loud, Hideo. Tahmin edebileceğiniz gibi ödül töreninin ardından Konami'ye karşı olan nefret daha da körüklendi. Bu güç tartışmasının yanı sıra Konami'nin mobile daha çok odaklanmak istediği de bilinen bir gerçek. Gelecek oyun planları ve Metal Gear için sahip olduğu fikirler Kojima ile örtüşmemiş, bu nedenle iki taraf fikir ayrılığına düşmüş olabilir. Sonuçta Konami, Kojima'dan sonra Metal Gear Solid'i pachinko cihazına çıkarttı ve Metal Gear Survive denen bir oyunda hayatımıza girdi. Ne yapıyorsun Konami? Ne yapıyorsun? Belki buradan bakınca işler bir çalışanın bir firmadan ayrılması gibi gözükebilir ama aslında ondan daha da fazlası var ortada. Bir insanın hayatla olan bağlarının kopması bile diyebilirsiniz bu duruma. Çünkü Kojima hayatını verdiği bir firmadan, bir markadan, bir yuvadan ayrılmak zorunda kaldı. 28 yıl boyunca geliştirmeye ara vermediği, evladı gibi gördüğü MGS serisini bırakmak zorunda kaldı. Ve güzel de bir ayrılık yaşamadı. Şirkete giremedi, insanlarla konuşamadı, izole oldu. Tek başına çalışmak zorunda bırakıldı. 28 yıl boyunca yaptığı her şey tek bir söz hakkı verilmeden elinden alındı. Kojima Konami'den ayrılmak zorunda bırakıldığında her şeyini kaybettiğini düşündü. Oyun dünyası onun için bitmişti artık. MGS gitmişti, Silent Hills çöpe atılmıştı, yıllardır üzerinde çalıştığı şahane oyun motoru Fox Engine'ı artık kullanamayacaktı. Her şey ama her şey yitip gitmişti. Elinde hiçbir şey kalmamıştı onun için. En azından o böyle düşünüyordu ama unuttuğu bir konu vardı kendisinin. Belki elinde markası yoktu, belki oyun motoru yoktu, belki aklında bir fikir bile yoktu ama ismi vardı. O Hideo Kojima'ydı. Hiçbir şey olmasa bile oyuncuları heyecanlandıracak bir isimdi o. Kapıları sonuna kadar zorlayabilecek bir adamdı o. Nitekim o da bu gerçeği fark etti ve oyun sektörüne küsmedi. Konami'den resmi olarak ayrıldıktan hemen sonra kendi bağımsız oyun firmasını kurdu ve bunun üstüne Sony'den destek alarak yeni oyun için çalışmalara da başladı. Kojima Hideo, 監督 です. Hay, minasan konnichiwa, Kojima des. Yeni oyun için ilk olarak bir oyun motoru bulması gerekiyordu. Ve bu motoru Sony'nin firmalarından biri olan Killzone serisi ve Horizon Zero Dawn'ı yapan Guerrilla Games'te buldu. Hideo Kojima'nın Guerrilla Games'in Decima motorunu kullanarak hazırladığı oyunsa hepimizin bildiği üzere Death Stranding. Bakalım Death Stranding ile birlikte nasıl çılgınlıklar kapımızı çalacak. Oyunla ilgili gösterilen hiçbir şey şu anda kafamızda bir ışık yakmıyor. Ama oyunu kapalı kapılar ardında gören herkes aklınız çıkacak, buna hazır değilsiniz gibi tweetler atıyor. Beklentimizi yükseltiyor. Gerçekten Kojima'nın ne çıkaracağını çok merak ediyorum. Ne planlıyorsun çılgın adam? İnşallah güzel bir şey çıkacak ya, inşallah. Bazen ne kadar saçma olursa olsun, ne kadar üzücü olursa olsun her şeyde bir hayır olabiliyor ya. Belki Kojima Konami ayrılığı biz oyuncular için çok daha güzel sonuçlar doğuracak. Belki Kojima için bambaşka bir kapıyı aralayacak. Belki Konami için de çok iyi olacak. Nasıl iyi olacak ben de bilmiyorum. Adamlar o günden beri aralıksız olarak sıçmaya devam ediyorlar. Yani ulan gerçekten bir şey diyemiyorum ya. Gerçekten yani. Vallahi gerçekten yani. İnat da yapıyorlarmış gibi sanki. Bir markanın içine nasıl sıçabiliriz diye inatla çalışıyorlarmış gibi. Neyse umarız onlar da bir gün bu hatalarından ders alırlar ve markalarını doğru şekilde yatırım yapmaya karar verirler. Ulan Metal Gear Solid bir remake yapsan yeni nesille o bile oyuncuları alkışlattırır sana. Valla çok basit ha. Çok alkışlamayız ama alkışlarız yani. Böyle de unuturuz hemen biz her şeyi. Welcome our industry icon, Mr. Hideo Kojima. We'll be right back.
Last year, I thought I lost everything, but I didn't. I didn't lose anything. Thanks to all of you. I thank you all for your support. I love you, Jeff, and Game Awards. I love games. I love this world. I really love you all from my heart. Thank you. Thank you, Bill. Thank you so much. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.